Samsung'un yeni katlanabilir akıllı telefonları Samsung Galaxy Z Flip 4 ve Z Fold 4 arkadaşlar. Bu akıllı telefonu lansmandan yaklaşık bir hafta önce görme fırsatına eriştim. Dünya lansmanı şu anda yapıldı ve dünyadaki ilk videolardan bir tanesindesiniz. Desteklerinizi lütfen ama lütfen bu videodan ve kanalımdan esirgemeyin. Şimdi ben cihazları gördüm ama tabii ki aramızda böyle şeylerin lafı olmaz diye düşünüyorum. Notlarımı buraya aldım geldim. Bu videoyu çektiğim tarih 5 Ağustos arkadaşlar yani 10 Ağustos'a artık 5 gün kaldı. Ben cihazları dün gördüm ve dün sizlere oldukça fazla seviyede ürün stoğu çekme fırsatını eriştim. Cihazları da yaklaşık 1,5 saat kadar kullandım. Öncelikle şunu söyleyeyim gördüğüm cihazlardaki sürümler son sürümleri değildi. İçlerinden fotoğrafları almama izin verdiler Samsung Türkiye ekibine de bu anlayışlı davranışlar için buradan teşekkür etmek istiyorum. Çünkü o telefonların kameralarını sizlere kağıt üstüne anlatınca çok içime sinmiyordu. Bir şekilde o fotoğrafları içinden alın bir şeyler daha net yerine oturacak diye düşünüyorum. İsterseniz bence ailenin daha uygun fiyatlı erişilebilir modeli olacak olan Flip ile başlayalım. Ama ben iki telefonda genel anlamda şöyle özetlemek istiyorum sizlere. Hem Flip 4 hem Fold 4. Bu iki telefonda bence arkadaşlar tasarım anlamında çok büyük değişikliklerle bizlerle buluşmuyor. Renk anlamında yeni renkler var. Kılıflar yenilenmiş, bazı ufak tefek şeyler var. Ama bu cihazların asıl yenilikleri kalplerinde bulunan yani teknik anlamdaki bizlerle buluşan yenilikleri bazı konularda da hayal kırıklıklarım var onları da yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Philip 4 ile başlayalım. Philip 4'ün aslında dış tasarımında çok gözle görülür. Wow işte ya bunu yeni yapmışlar diyebileceğim önemli bir tasarım değişikliği yok arkadaşlar tasarım hatlarında aynı yoldan devam etmiş Samsung. Burada kayda değer en önemli şeylerden bir tanesi aslında cihazın iç ekranı. İç ekranında 6.7 inçlik bir panel var. Full HD Plus bu panel ve LTPO 2 amulet ile geliyor. Dinamik amulet ile. Bu ne demek arkadaşlar normalde eskiden 10 Hz ile 120 Hz arasında değişiyordu yenileme hızları. Ancak artık 1 Hz'e kadar inebiliyor. Bu da bizlere daha uzun bir pil ömrünü sunabiliyor bu akıllı telefonda. Ve dış kapakta bulunan bir 1.9 inçlik ekran paneli var. Bu ekran paneli artık biraz daha özelleştirilebilir duruma getirilmiş. Widgetlar ekleyebiliyorsunuz. Biraz daha kullanışlı hale gelmiş durumda dediğim gibi. Ve bu ekranın da yenileme hızı 60 Hz seviyesinde. Cihazın bataryası 3700 mAh seviyesinde. Burada önemli bir değişiklik dediğim gibi yok. Kablosuz şarj desteği ve yine kablosuz ters şarj desteği gibi detaylar bu akıllı telefonda mevcut. Ana kamerasında 12 megapiksellik bir kamera var. Ultra geniş açılı kamerada ise yine 12 megapiksellik bir kamera görev yapıyor. Ön selfie kamerada ise 10 megapiksel bir kamera görev yapıyor. Şu anda zaten örnekleri görüyorsunuz. Video çözünürlüğü anlamında Ultra HD bizlerle 60 kare videolar çekebiliyor. Yine video ve fotoğraf örneklerinin tamamını zaten burada sizlere gösterebildiğim için bunlar bence çok daha oturduğu yerine diye düşünüyorum. Şöyle bir bakıyorum notlara. Z Flip hakkında siz sizlere başka ne söyleyebilirim? Heh, şunu söyleyebilirim sizlere. Snapdragon'un yeni nesil işlemcileriyle geliyor bu cihazlar. Cihazın genel hatlarıyla zaten bir ilk bakış videosu olduğu için bu sizlere iki cihazdan da böyle kuble kuble paylaşacağım notlarımdan bakarak arkadaşlar. Teknik detaylara gelelim. Orada önemli yenilikler var. İki akıllı telefonda da Snapdragon 8 Plus Gen 1 bulunuyor. Bu Snapdragon'un şu ana kadar ki geliştirmiş olduğu en güçlü işlemci. Yanlış tahmin etmiyorsam yıl sonuna doğru yeni bir işlemci modeli getirecekler. En azından yıl sonuna kadar şimdiye kadarki çıkmış en güçlü Snapdragon işlemcisiyle ülkemizde de satışa çıkacak bu akıllı telefonlar. Z Flip 4'e 8 GB bir RAM var. 128 GB e bir dahili hafıza bilgilerle buluşuyor arkadaşlar. Cihazda Android 12 var. One UI arayüzüyle geliyor her zaman olduğu gibi. Cihazda çift hat desteği, efendime söyleyeyim bunun yanında 5G desteği gibi destekler yine bulunuyor. İçerisindeki işlemci dediğim gibi 4 nanometrelik bir işlemci modeli. Geçen seneki modele göre daha yeni nesil bir işlemci modeliyle geliyor. Cihazda ben yani en büyük ayağı kırıklığımı açıkçası şunda yaşadım. Katlanma izine bir şeyler yaparlar mı acaba üstüne giderler mi diye düşündüm. Ama ben açıkçası katlanma izi noktasında herhangi bir burada e, işte kayda değer işte şunu yapmışlar, bunu yapmışlar diyebileceğim bir yenilikle karşılaşmadım açıkçası. Özellikle sizlere göstermek için de bu yakın detayları sizlerle paylaşmak istedim. Şu anda da gördüğünüz üzere katlanma izi oldukça belirgin bir şekilde bizlerle hala buluşmaya devam ediyor. Ancak Samsung'taki arkadaşlarla görüştüm konuştum onlarla. Hani onlar da şunu söylüyor içe katlanabilir panellerde bunu yok etmenin şu an için çok da mümkün olmadığından bahsettiler. Ben birkaç telefon modelinde gördüm. Burada marka söylemeyeceğim ama bazı akıllı telefon üreticilerinde bu katlanma izini yönelik de içe katlansa bile daha iyi yapabildiğini gördüm. Burada beni üzen şey Samsung'un aslında katlanabilir akıllı telefonlarda öncü olmasına karşın bu konuya bu cihaz modellerinde öncülük etmemiş olması ama bekliyorlarsa biraz daha ve bildikleri de vardır diye de düşünmeden edemiyorum. Çünkü çünkü şunu çok net söylüyor artık Samsung. Böyle lansmanla sohbet falan etek. Biz artık dördüncü nesile geçiyoruz. Yeni bir yani cihaz çıkartıyoruz ve artık biz katlanabilir cihazlar konusunda çok iyi bir noktaya geldik. Hem kullanıcıların isteklerini anladık hem de artık cihazlarımız çok daha sağlıklı ve günlük hayatta bir amiral gemisi cihaz formuna bürünebiliyor dediler. Ve bence bu söyledikleri konuda da haklılar gerçekten. Artık bir amiral gemisi akıllı telefon gibi alıp kullanabileceğiniz seviyeye getirmişler. Bu katlanabilir akıllı telefonları ve Fold ile devam edelim arkadaşlar isterseniz. Fold'da yine bildiğimiz katlanmış haldeyken bir ekran var içeride. Dışarıda bir ekran paneli var ve tabii ki üzerinde oldukça bol miktarda da kameralar bulunuyor. Sizlere Galaxy Fold 4'teki ekran detaylarını da hemen hızlıca paylaşayım. Yine bu cihazda da LTPO 2 ile geliyor. Hem iç ekran hem dış ekran arkadaşlar. İki ekranla da 1 Hz, 120 Hz'e kadar yenileme hızlarına ulaşabiliyorsunuz. Bunlar güzel yenilikler olmuş ve tabi iç ekranda bulunan ekrana tam gömülü bir kamera var. Selfie kamerası. Bu ekrana tam gömülü selfie kamerasını Samsung ekrana böyle tam deneyimli kullanabilelim diye bizlerle buluşturmuş durumda. Ve burada kamera anlamında bir yükseltme yapmamışlar. Yine 4 megapiksellik bir kamera ile geliyor cihaz. Ve aynı zamanda ben diğer cihazı yan yana koyamadım. Ama oradaki arkadaşlar ısrarla iç ekrandaki bu tam ekrana gömülü ekranın piksellerinin daha az belirgin olduğunu söylüyorlar. Söylediler, paylaştılar benimle ama ben açıkçası yan yana göremesem de arada çok büyük bir farklılık olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani oraya biraz daha yoğunlaşabilirim bilirlermiş Orada bir tık bir eksiklik var diye ben şahsen düşünüyorum. Onun yanı sıra içe katlanan ekranda da yine oldukça önemli bir ekranda katlanma izi bizlerle buluşuyor. Bunu da maalesef sizlere söylemek isterim. Maalesef diyorum çünkü benim beklentilerim artık biraz daha bu yöne doğru. Bunların geliştirmesi yönüne doğru. Ve tabi ile devam edelim. Cihazda 4400 miliamperlik bir batarya görevi yapıyor arkadaşlar. Ve yine Type-C ile şarj oluyor. Kablosuz şarj desteği de yine cihazda bulunuyor. Gelelim buradaki kamera dizimine çünkü Fold 4'te kamera anlamında önemli bir yenilik yapmış Samsung katlanabilir cihazlar için. Ana kamerada 50 megapiksel bir kamera çalışıyor. Hemen onun altında bir ultra geniş açılı kamera var. 12 megapiksellik ve bir de telefoto lens. Bu cihazda 10 megapiksel olarak görev yapmakta. Bu cihazdaki kapak kamerasında da yine bir 10 megapiksellik selfie kamerası görev yapıyor arkadaşlar. Bu akıllı telefon 8K video çekebiliyor yine her zaman olduğu gibi. Tabii ki düşük FPS'lerde kayıt alabiliyor. Gördüğünüz fotoğraf son sürüm cihazlarla çek çekilmediği için bazı fotoğraflar veya videolarda çok keyifli sonuçları alamamış olabiliriz ama en azından bizler için bir fikir elde edebilmesi adına ben onlardan rica ettim, Beni kırmadılar. Bana görüntüleri almam için müsaade ettiler. Ben de sizlerle buluşturmuş oldum. Gelelim cihazın kalbine ve teknik detaylarını isterseniz. Şimdi bu akıllı telefon 12 GB bir RAM ile geliyor ve depolama tarafının 256 GB veya 1 terabaytlık bir versiyonu olacak. Türkiye hangisini getireceklerinde bugün yani bu videoyu yayınladığım tarihteki lansmandan hemen sonra hep birlikte öğreniyor olacağız zaten şu sıralarda açıklanmış bile olabilir sevgili arkadaşlar. Ve tabi Android 12 ile geliyor. İşlemci tarafında Snapdragon 8 Plus Gen 1 ile geliyor. En son teknoloji bunların hepsi bizlerle buluşuyor. Yani bu akıllı telefonda performans anlamında bir üzücü durumla karşılaşır mıyız diye soracak olursanız bence çok zor arkadaşlar. ki cihaz içinde performans anlamında sizleri kesinlikle üzmeyecek cihazlar olduğunu bir kere söylemem lazım. Burada eleştirdiğim nokta şu. Yeni bir model cihazla karşılaşıyoruz ve bu yeni modellerde ben biraz daha dışarı baktığımda yeni farklılıklar görmek isterdim. Teknik anlamda çok güçlü akıllı telefonlar ve katlanabilir telefonlar için artık şöyle bir seçenek koyuyorlar bence masaya Samsung özellikle bunu koyuyor yani diyor ki kullanıcıya bak bu telefon katlanabilir bir telefon bu da katlanmayan bir telefon bu da dediğim mesela S22 Ultra olsun. Sen diyor hangisini istiyorsun? Sen eğer katlanabilir alırsan da yine aynı performansı alırsın. Katlanamayan telefon alırsan da yine aynı performansı alırsın. Çünkü ben sana hem katlanabilir de hem katlanamayan telefonumda standart formdaki akıllı telefon konumda artık aynı performansı sunabilecek noktaya geldim diyor Samsung. Bu çok önemli. Performans tarafını gerçekten artık bitirmişler ve çok güzel bir seviyeye getirmişler. Ama dediğim gibi biraz daha farklı noktalara da bence gidilmeli. Özellikle Fold 3'te benim çok eleştirdiğim o iç tarafta bulunan 4 megapiksellik ekrana tam gömülü kamerada ben kesinlikle bu versiyonda çok daha iyi bir yenilik beklerdim. Ancak bana göre dediğim gibi çok büyük bir değişiklik orada olmamış. Bu beni hakikaten bir tık üzdü. Ama orada da Samsung şunu söylüyor. Biz bunu sadece video Konferanslar için insanlar kullansın diye koyduk. Zaten dışarıda bir selfie kamerası var diyor. Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz açıkçası bu konuda sizin düşünceleriniz de benim için sonsuz önemli biliyorsunuz. Bu iki telefonda yaklaşık dediğim gibi bir buçuk saat kadar bir kullanma fırsatını eriştim. Sağını, solunu, önünü, arkasını en azından sizlere bu videoda göstermiş oldum. İlk izlenimlerime göre yorumlarımı da yine sizlerle paylaştım. Sizler ne düşünüyorsunuz bu telefonlar hakkında ve bu video hakkında lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Dünyada ilk bir içeriği sizlerle buluşturabilmemin en büyük sebep bir tanesi de sizsiniz. Sizlerin de siteyi sayesinde bunları yapabiliyorum. O yüzden lütfen desteklerinizi benden eksik etmeyin diyeyim. Ve fiyatlara hemen hızlıca değineyim. Bilmiyorum. <laughs> Öğrenemedim arkadaşlar fiyatları. Ama şu sıralarda lansmanın sonlarına doğru ya da o videoyu yayınladıktan sonra fiyatlar belli olur. Yorumlara da cihazların fiyatlarını yazarım. Oradan yorumlarınızı siz de aşağıya doğru bırakırsınız. E ne diyelim? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bay bay. <laughs>